Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. İkinci el alınır mı serimizin 5. otomobili, nevi şahsına münhasır bir otomobil olan Renault Twingo. Twingo alınır mı diye merak eden izleyicilerimiz için sloganımız, ikinci eldeki her otomobil alınabilir. Önemli olan alınacak modelin durumu ve fiyatı. Renault Twingo ilk olarak 1980'li yıllarda tasarlanmasına rağmen 1993 yılında Avrupa'da satışa sunuldu. Ülkemizde ise 1997 yılında satışa çıktı. Bu nedenle 1997 yılı önceki modelleri OYAK tarafından satılmayan, özel olarak ithal edilmiş olanları. 2002 yılında dünya genelinde 2 milyoncu Twingo üretildikten sonra üretimi aşamalı olarak azaltılıyor ve Clio satışlarına zarar vermemesi için ülkemizde satıştan kaldırılıyor. 2007 yılına kadar üretimlerine ara verilip 2007 yılında ikinci nesil üretilmeye başlıyor. İkinci nesil ülkemize ithal edilmediği için bu videoda değinmeyeceğim. Twingo'ların 1.2 ve 1.3 litrelik motorlu modelleri ülkemizde bulunuyor. Bunlar aslında 1149 ve 1239 cc olduklarından Avrupa pazarında bu motorların hepsi 1.2 litre olarak geçiyor. Enjeksiyonlu ve atmosferik olan bu motorlarda 55, 58 ve 75 beygirlik 3 farklı modifikasyon olsa da 2001 yılından sonra üretilen 75 beygirlikleri ikinci elde pek fazla bulunmuyor. Şehirler arası yolculuklarda yetersiz olan Twingo'lar şehir içi kullanımlarda gayet yeterli. Motorları düşük hacimli olduklarından şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimleri arasında ciddi farklılıklar bulunmuyor. Yakıt tüketimleri kullanım yerine ve kullanım şekline göre 5 ila 7,5 litre arasında değişiyor. Biraz gürültülü olduklarını söyleyebileceğimiz bu motorların büyük kronik problemleri yok ve bakımları düzenli yapılıp özenle kullandığınız sürece kolay kolay sizi yolda bırakmıyorlar. Alize, Easy, Boss, Pack, Dinamik, Otantik ülkemizde bulunan donanım paketlerinden bazıları. Twingo'larda çok başarılı elektrik destekli bir hidrolik direksiyon ile birlikte klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, merkezi kilit, sis farı, komple açılabilen deri ya da yarım açılabilen cam tavan gibi donanımları bulabilirsiniz. Twingo'larda 3 vitesli otomatik şanzıman kullanılmış olsa da bu modeli ülkemize ithal edilmediğinden bulmak pek kolay değil. A sınıfında ve şehir otomobili olan Twingo'ların üretimlerinde öne çıkan amaç ekonomik olmaları. Bunu sağlayabilmek için birçok otomobilde alışık olduğunuz bazı özellikleri Twingo'larda bulamayabiliyorsunuz. Az bilinen noktalarından birisi benzin depolarında ölçüm için şamandıra, müşür ya da sensör bulunmaması. Her 75-80 km yol gittiğinizde yakıt göstergeleri 1 derece düşüyor. Bu durum LPG'li kullanımlarda biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. Yakıt kapasiteleri 40, bagaj hacimleri 168 litre, boş ağırlıkları ise 850 kg civarında. Twingo'ların olumlu yönlerinin başında oldukça başarılı olan elektrik destekli hidrolik direksiyonları geliyor. Şehir içi kullanımlarda oldukça pratik. Hele hele açılır tavanlı modellerinden çok keyif alacağınızı düşünüyoruz. Motorları çok güçlü olmasa da kalkışta ve şehir içi kullanımlarda tökezlemiyor ve yakıt tüketimi yönünden oldukça makul bir otomobil. Twingo severlerin oluşturduğu sosyal gruplar, Vosvos severler kadar gelişmiş olmasa bile diğer gruplardan daha etkinler. Bu sosyal gruplara katılırsanız, otomobilinizle ilgili sorun yaşarsanız çözümleri kolaylaşabiliyor. Ayrıca düzenlenen aktivitelere, gezilere de katılabilirsiniz. Belki böyle küçük bir otomobilden beklemeyebilirsiniz. Ama hareket edebilen arka koltukları ile birlikte ön koltukları da yatırdığınızda otomobilde yatabileceğiniz bir alan oluşuyor. Zorda kaldığınızda Twingo'yu uyumak için de kullanabilirsiniz. Twingo, eğlenceli ve ekonomik olmak için tasarlanmış bir otomobil. İsmi de Twist, Swing ve Tango gibi dans isimlerinden türetiliyor. Twingo'ların olumsuz yönlerine geçecek olursak, öncelikli olarak bagaj hacimleri yetersiz. Hele hele LPG'li kullanım da var ise bagajdan beklentiniz pek fazla olmamalı. Tabii tüm tek hacimli otomobillerde olduğu gibi Twingo'larda da LPG biraz riski artırıyor. İç mekana geçtiğimizde özellikle plastik malzeme kalitesi düşük ve güneş altında kaldıkça plastikler kırılganlaşabiliyorlar. Üretim maliyetlerini düşük tutabilmek için kapıların tamamı kaplanmamış. Dış kaporta kısmı kapının içerisinde de devam ettirilmiş. Bu ve buna benzer yalıtım zayıflıkları içeriye yol ve motor sesi alma olarak geri dönüyor. Sert süspansiyon kullanılması konforu azaltırken maalesef iyi bir yol tutuş kazandırmamış. Yol tutuşu birçok A segmentli otomobilden ileri gidemiyor. Devir saati ya da hararet göstergesi gibi göstergeler de bulunmuyor. Ayrıca klimalı modellerinde torpido gözü de yok. 2000 modele kadar olan modellerinin fren performansı oldukça zayıf olduğundan 2001 yılından sonraki modellerde hava kanallı disklere geçirerek durum biraz daha iyileştirilmeye çalışılmış. Kronik problemlerinden motorla ilgili olanı gaz kelebeğinden kaynaklı titreme ve rölantide dalgalanma yapması var ki bu sorun bu yaştaki birçok LPG'li otomobilin kaçınılmaz hastalığı.
Twingo'lar da bu sorunu orijinal ya da kaliteli yedek parça kullanmadan tamir ettirmeniz biraz zor. Motor kulakları 60-70 bin kilometrede ömürlerini tamamlıyor. Bu parçanın değişimi ile birlikte şanzıman kulaklarını değiştirmekte de fayda var. Fakat daha fazla işçilik gerektirdiğinden dolayı ustalar değiştirmesek de sorun olmaz deyip değişimden kaçıyor. 2001 yılından önceki modellerde kullanılan kızılötesi anahtarlar sorun çıkartabiliyor ki bu sistem eskidir. 2001 yılından sonra radyo dalgalı sisteme geçilmiştir. Sizi yolda bırakmayacak olası diğer şikayetleriniz ise dijital ekrandaki solma problemleri, cam kırıklarının düşmesi ya da klima rezistanslarının bozulması. Twingo alırken de diğer otomobillerde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken noktalara elbette dikkat etmelisiniz. Bu anlamda 3 bölümden oluşan araba alırken dikkat edilmesi gerekenler serimize göz atmanızı tavsiye ederiz. Öte taraftan kronik sorunlarda belirttiğimiz rölanti dalgalanmaları ve klimasının sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmelisiniz. Zevkle kullanılan açılır tavanın elektrik kontrollü olmaması sizi rahatsız etmesin. Çünkü manuel kullanım oldukça kolay ve çok fazla bozulmuyorlar. Ve bozulduklarında elektrikli olanlara nazaran daha makul fiyatlara tamir edilebiliyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken open air'da yırtıklar, söküklükler nedeniyle içeriye su almaması. Çünkü içeriye su sızması yaşlı olan karoserde pasa korozyona ya da küf ve kötü kokuya neden olabiliyor. Videomuzu hazırladığımız tarih itibariyle ikinci eldeki fiyatları klimasız, belki biraz masraflı olabilecek, belki biraz yorgun modelleri için 15-16 bin lira bandından başlıyor. Daha genç, klimalı, open air'lı, sahibi tarafından biraz modifiye edilmiş, çok masrafı olmayan modelleri için 30 bin liranın üzerine de çıkabiliyor. Nacizane bizim fiyat tavsiyemiz. Çalışan bir kliması olan, masrafı olmayan modelleri için 23-25 bin lira bandında kalmanız. 30 bine yaklaşmaktansa Clio 2, Peugeot 206 gibi modelleri değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Tabi burada önemli olan sizin kişisel zevkiniz. Twingo'nun en önemli rakibi olan Ford Ka ile ilgili videomuzu yukarıdaki i harfini tıklayarak izleyebilirsiniz. Umarız videomuz Twingo arayanlar için yararlı olmuştur. Ve otomobil arıyorsanız en uygununu alıp güle güle kullanmanızı dileriz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.